Sevgilim, ben senin için endişeleniyorum. Adam şiddet yanlısı. Bu yaşa kadar gelmiş, medeniyetten nasibini alamamış. Taylan, tamam, haklısın. Ama aynı şeyleri tekrar tekrar konuşmayalım lütfen. Ben gerçekten çok yoruldum. Bunca olaydan sonra sadece haklısın mı diyorsun bana? Haklıyım tabii. Görmedin mi? Herkesin içinde beni öldürüyordu. Taylan, bak, çok üzgünüm. Ama sen de beni anla, ne olur. İlk defa böyle bir şey başıma geliyor. Gerçekten çok utandım. Yani hiç hoş olmadı, hiç. Senin de gecen mahvoldu. Ben esas ona üzülüyorum. Sen beni merak etme. Ben yarın bakarım bir çaresine. Senin en doğrusunu yapacağından hiç şüphem yok. Gecemizi güzel noktalayalım. Feza Hanım'la konuştum. Hafta sonu sizin evde aile yemeği yiyeceğiz. Sakın başka plan yapma. Babana ne kadar ciddi olduğumuzu göstermek istiyorum. Tamam. Seni seviyorum. İyi geceler. İyi geceler. Doğru yer, doğru zaman. Bravo Atif. Efendim, biz harika bir ekibiz. Hadi hayırlı akşamlar ablacığım. Ben de vuracağım kafayı. Tamam. İyi geceler. Hoş geldin. Evin yolunu unuttun sanmıştım. O nasıl söz Sevi? Restoranda Nazlı derken bizi unuttun herhalde. Annem bütün gün dört döndü. Canım çok sıkkındı. Niye biliyor musun? Bence ilk defa bu kadar yalnız kaldığını hissetti. Babam gittiğinden beri ilk defa bu kadar çaresiz kaldı çünkü. Ben sizi bıraktım ya. Öyle misin? Sana haksızlık etmek istemiyorum. Belki sen de hayallerine kavuştun. O restoranda şef olmak istedin. Bilmiyorum. O yüzden ben bir şey düşünmüyorum abi. Ama annenin kalbi sana çok kırık. Sahibi kimse ona ver. Bundan böyle ne onlardan bize bir halal gelsin, ne de bizden onlara bir hayır. Biliyorum, şimdi konuşmak istesem bir şey demeyeceksin. Onca saat neredeydin konuşmak için diyeceksin. Benden duyman gereken çok önemli bir şeyi hiç duymaman gereken şekilde duydun. Kırgınsın. Çok da haklısın. Bazı sessizlikler insanı öldürürmüş ya. Ben senin suskunluğunda bile kendimi o kadar güvende hissediyorum ki. Burası sığınağım benim. Yolumu kaybetsem bile biliyorum nereye döneceğimi.
İyi geceler. Bu başımıza gelen her şey için. Çık. Kızım dur. Dur tamam yeter ya yeter. Bu adam bozguncu resmen ya. Bir şey yapıyorsun mesela. Böyle bunları böyle güzel güzel diziyorsun ya böyle. Ha? Ha, gelip deviriveriyor. Kesin artık al. Alan da gelecek beni devirecek şimdi artık ya. Kızım bak devirene değil devirtilin. Devirtene bakacaksın. Devirtene. Ya biz bunu kovsak. Hı hı. Kovsak mesela. Hayır hayır yok. 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 Kovmak yok. Tamam mı? Şimdi biz bunu unutuyoruz. Unuttuk bunu. Şu an aklımızdan sildik. Hayır yani kovsak restoran yeni birini bulana kadar o kapandık. 6 ay bitti. Kazım Bey kapıya dikildi. Kız bak yeminle zehir gibisin. O yüzden böyle kovmak, göndermek bunların hepsi iptal. Tamam mı? Sen zaten şu anda bak bu kafayla çöz. Çözemiyorum. Yani bu adam iyi mi, kötü mü, akıllı mı, deli mi? Çözemiyorum ben. Ne diledim kız? Söylersen gerçek olmaz. İzam çeker ama. Hı? Çekiyor mu senin be? Nasıl? İçim böyle kıpır kıpır oluyor ama nazik o. Söylesin hadi doğru söyle. Doğrularım vardı benim ya. Babam kızıyor kaybettim diye. Tayland'da kızıyor. Yani hepsi o deli yüzünden. Unutuyorum bildiklerini. Ama böyle aklını başından alıyordur. Yok. Bu son şans. Restoranı toparlayamazsa kapının önüne ben koyacağım. Ben koyacağım.